Adamlara bak, neler yapıyorsun? Allah hamarat karım benim. Çok teşekkürler hayatım. Afiyet olsun aşkım. Ya aşkım sana ne diyeceğim ya? Hani bizim şu tüplü antika televizyonumuz var ya, değiştirmek istiyorduk. He. Tatlım valla ben onun için para biriktirmeye çalışıyordum da ya bir türlü ayarlayamadım. O galiba başka bahara kaldı ya. Para biriktirmeye gerek kalmadı pampişim. Çünkü sana bir sürprizim var. Hayırdır hayatım, ne oldu, televizyon mu aldın? Hayır pampişim, ama beni bugün ajansdan aradılar. Hadi ya. Ne istiyorlarmış? Aşkı Tom bir firma katalog çekimleri için benimle çalışmak istiyormuş. Oradan gelen parayla şöyle kocamanlardan bir televizyon alabiliriz. Yaşa be tatlım ya. Vallahi sayende elimiz birazcık para görecek herhalde. Çekimler neredeymiş, ne zaman? Bana haber ver de ben götüreyim seni. Yok aşkım, sen hiç zahmet etme. Servis gelecek alacak beni. Ayrıca tekne kiralamışlar. Şile'ye doğru gideceğiz. Çekim orada yapacağız. Tekne mi? Allah Allah, nereden çıktı ya? Kara dururken niye teknede çekim yapıyorsunuz ki? Ay eski Tom, alemsin ya. Maya makine çekimleri nerede olacak? Dağda mı olacak sanıyorsun? Ne? Mayo mu? Bikini mi? Evet aşkı Tom, bu yaza bikini mayolarımla damga mı vuracağım? Vallahi ben de şimdi bir damga vuracağım ama olmayacak yani. Ya hayatım, sen artık evli barklı bir kadınsın. Ne işin var senin mayo bikini çekimleriyle? Yapma gözünü seveyim ya. Ay aşkım ya, bu benim işim. Beni niye olduğum gibi kabul etmiyorsun ki? İyi de hayatım, bak ben de asabi bir adamım yani, tamam mı? Tabiatım böyle. Kıskanç bir insanım. Ya mayolu bikinili çekimler delikanlıyı bozar. İyi de ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. İyi de hayatım, ben manken değilim ki, taksiciyim. Ben ne yapacakmışım da sen beni olduğum gibi kabul etmeyecek misin acaba? Valla ben onu bunu anlamam. Bu saatten sonra kimse beni engelleyemez. Adamlara söz verdim ya, o kadar. Ya tatlım saçmalama Allah aşkına ya. Gel şuraya otur bir konuşalım. Of. Of. Arif. Ne o yüzünden düşen bin parça? Ne oğlum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sorma ya Hayri abi, çok canım sıkkın. Onu anladık da neye sıkkın onu söyle. Abi Merve'ye ne dellendi? Başladı ben modellik yapmak istiyorum, yok mankenlik yapacağım demeye. Ben de çıldırdım normal olarak. Allah Allah, sen buna mı üzülüyorsun ya? Ne güzel kız, para kazanacak, evin ekonomisine katkıda bulunacak. Keşke Dilek de çalışsa bir gece kulübünde. Elimiz bollaşırdı be. Oğlum, biz genciz, Avrupalıyız, batılıyız. Modern insanlarız, öyle eskiler gibi. Yok ben karımı çalıştırmam, yok şunu yapmam, bunu yapmam, yok. Modern adamız biz. Ya tamam Hayri abicim, yani modernlikte 10 numarayız icabında. Yani modernlik, çağdaşlık için canımız feda biliyorsun. De yani abicim, yani bu bildiğin gibi bir çekim değil yani. Bikini mayo çekimi ya. Ne diyorsun ya? Bikini mayo çekimi ha? Yapma ya. Eyvah eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Bir de abi beni biliyorsun, ben kıskanç adamım. Vallahi kardeşim haklısın. Bu tip konularda ben de çok kıskanç adamım. Dilek böyle bir şey yapacak, orayı seti başına yıkarım ben. Hani yıkarım. Hayır abicim, Yakut Çarşısı No 19. Tamam kardeşim. Hadi gittim ben, eyvallah. Hadi abicim, hayırlı işler. Evet, harika, muhteşemsin. Evet. Gülümsüyoruz. Çok güzel canım. Şimdi ufka bakıyorsun. Evet, çok güzel. Merve'cim birazcık da böyle yandan alalım. Harika. Böyle iyi mi pampiş? Çok iyi, evet. Merve'cim biraz eğilir misin? Çok güzel. Kalçamızı biraz çıkartalım. Ne kalçası ya? Ne oluyor ya? Ne kalçası, bilmiyorum. Ay Arif, ne yapıyorsun orada? Bu kim ya? Merve Hanım'ın kocası abi. Yok hayatım ya, müşteri getirmiştim ben. Getirmişken size de bir uğrayayım, bir göreyim dedim ama görmez olaydım. Bu kılık kıyafet ne ya? Ay yalan söyleme Arif, şimdi deniz taksicinin mi başladın? Ay deniz ortası ne işin var ya, ne müşterisi? Yok hayatım, denizin ortasına ne müşterisi getireyim? Sahile bıraktım müşteriyi de, tekneyi de görünce bir geleyim merhaba diyeyim dedim. Merhaba, merhaba. Merhaba ve güle güle Arif. Görmüyor musun, burada çekim yapıyoruz ya. Tamam hayatım, bir dakika, söyleyeceklerim bitmedi yani. Bu giydiğim bikini de çok açıkmış, teessüf ederim Merveciğim. Ay sana mı kaldı Arif, açık olup kapalı olması ya? Müşteri ne isterse ben onu giyerim. Tamam da hayatım, bir paraya maraya bir şey diyorsunuz ya, ondan takaydınız ya. Ya bağlamayacağım paraya maraya, bağlamayacağım işte.
Ya hayatım, o parayı bağlamazsan ben de şuradan şuraya adımımı atmam. Sizi de burada çalıştırmam ha. Merve'cim tak o paravoyu. Geç kalıyoruz, hava gider. Bu çekimi bitirmemiz lazım. Ya bak hayatım, böyle kızdım mızdım ama bak güzel oldu hocam değil mi? Diyorum ki hocam, üstüne bir hırka mırka bir şey mi geçirsek acaba ha? Abartma Arif, abartma. Ha, tamam abartma da hayatım, dondum. Senin iyiliğin için söylüyorum ben ya. Evet, ikili çekimlere başlayalım. Öteki mankeni çağırır mısın? Gelir misiniz? İkili çekimlere başlıyoruz. Yok. Evet Merve'cim, sizden samimi pozlar istiyorum. Böyle tatile çıkmışsınız, çok mutluymuşsunuz. Tamam? Evet, yaklaşın. Yaklaş. Ne oluyor ya? Lan parayı zor taktırdık, bir de bu erkek manken çıktı başımıza. Evet, biraz daha samimi lütfen. Sarılın evet. Ya hop hop! Lan gel de sen sarıl istersen. Allah Allah, ne yapıyorsunuz ya? Biraz sakin olur musunuz beyefendi? Kusura bakma birader, sakin makin olamam ben yani. Seni var ya burada ihraç fazlası sebze gibi denize dökerim lavuk. Ne diyorsun oğlum? Ay Arif, ne oluyor ya? Ya hayatım, görmüyor musun? Yüz verdik, astarını istiyorlar bunlar ya. Ay sen iyice saçmalamaya başladın ya. Lütfen seti terk eder misin? Ama Merve. Aması babası yok. Sen ne dersen de bu çekim olacak, tamam mı? Eğer ki gitmezsen boşanma davası açarım sana. Ciddi misin ya? Evet, çok ciddiyim. Ama Merve ya. Ya aması olacak, defol. Of ya Allah'ım, başıma gelenlere bak ya. Çok sorunma ya oğlum. Allah'ım ya, başıma neler geldi. Fotoğrafçı Pampiş. Gel Pampiş'im, sen de çekimimize devam edelim. Gel bakayım. Güzel böyle, evet. Efendim Arif. Şimdi Hayri abicim, ben bir cinayet işlesem, hakim hafifletici sebepleri göz önünde bulundurursa kaç yılla yırtarım ben acaba ya? Ya ne diyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Ne cinayeti be? Şimdi Hayri abi, ben Merve'nin teknedeki mayo çekimine mani olamadım. Diyorum ki hani fotoğrafçıyı öldüreyim, bu herifler fotoğraf falan çekemesinler. Ne diyorsun? Bana bu fikir mantıklı geldi. Bir fikir sana mantıklı geliyorsa kesin mantıksızdır Arif be. Neredesin sen? Evet, çok güzel çocuklar. Şimdi Merve oturuyor. Sen de Merve'nin kucağına başını koyuyorsun ve uzaklara bakıyorsun, tamam mı? Evet, gülümseyin. Uzaklara bakıyorsunuz. Harika. Uzaklara bakıyorsunuz. Uzaklara, mutlusunuz. Evet. Merve'nin konuşuyor. Teknedekiler. Teknedekiler. Merve'nin konuşuyor. Teknedekiler. Ay ne oluyor Pampiş ya? Hiç yanlış hareket yapmayın. Çabuk ellerinizi başınızın üstüne koyun. Ay ne yapmışız ki biz Memur Bey? Hakkınızda tekneyle yasa dışı göçmen kaçakçılığı yaptığınıza dair ihbar. Çabuk iskeleye çekin. Çabuk çekin. Ne diyorsunuz siz Memur Bey? Ya burada katalog çekimi yapılıyor. Öyle bir şey olamaz. İtiraz istemiyorum. Çabuk iskeleye çekin. Hepiniz tutuklusunuz. Vay be. Aslan Hayri abim benim. Harbiden halledecek bu işi ha. Memur Bey, bir yanlışlık var. Biz insan kaçakçısı değiliz. Katalog çekimi yapıyoruz. Hem izinlerimiz de var. Buyurun bakın. Ne belgesi be, ne belgesi? Çek şu belgeyi. Sahil güvenliğe karşı gelmekten tutuklarım valla. Ay Allah'ım ya, bugün de bela. Hiç başımızdan eksik olmadı ya. Of. Oğlum kaptana söyle, tekneyi iskeleye çeksinler. Dediklerim anlaşılmadı galiba. Teknenizi deldirtmeyin bana. Tamam çekiyoruz. Aferin. Böyle akıllı olun. Şimdi beni takip edin. İskeleye gidiyoruz. Çalıştır motoru. Gelin buraya. Geçin şuraya. İp gibi dizil. Kimliklerinizi göreyim. Daha sonra teknede arabada yapacağım. Ay bir yanlışlık yapıyorsunuz ya. Biz insan kaçakçısı falan değiliz. Moda sektöründeyiz biz. Ha sektör. Yani moda has bir sektördür. Tatavayı bırakın. Kimliktir verin. Buyur kimliğin. Merve ne oluyor hayatım ya? Ya aşkım ya. Göya biz bu tekneyle insan kaçakçılığı yapıyormuşuz. Hanımefendi uzatmayın. Kimliğinizi verin lütfen. Memur Bey, bir yanlışlık olmalı. Bakın hanımefendi benim eşim. İnsan kaçakçılığı yapmasına imkan yok yani. Arkadaşlar ne oluyor burada? Hayda, bunlar da nereden çıktı?
Memur bey, bizim çalışma iznimiz olmasına rağmen bu memur bizim teknemizi iskeleye çektirdi. Buyurun, bu da bizim izin kağıdımız. Buyurun. Memur bey, yani değerli meslektaşım, bir ihbar vardı haklarında. Ben de o ihbarı değerlendirdim. Yani ihbarları değerlendirmek lazım değil mi? Sahil güvenlik kimliğinizi gösterir misiniz lütfen? Teessüf ederim. Ben size kimlik soruyor muyum da siz bana kimlik soruyorsunuz. Beyefendi lütfen kimliğinizi gösterir misiniz? Aa, tsunami geliyor. Deprem oldu galiba. Kaçıyor bakmış. Gel bakalım buraya. Kimsin sen ya? Ben sadece arkadaşlarıma şaka yapmak istemiştim. Yani arkadaş şaka yapmış ya. Önemli bir şey değil yani memur bey. Hiç olayı büyütmeye gerek yok değil mi? Gidelim artık yani. Ah, büyütecek bir şey yok. Evladım, ne alt etmeye devletin görevlisinin kılığına girdin? Neyin peşindesin? Vallahi benim kötü bir niyetim yoktu komiserim. Ne yaptımsa bu aileyi kurtarmak için yaptım ben. Sen ne diyorsun evladım? Ne ailesi, ne kurtarması? Komiserim, yanımda duran arkadaşım Arif. Yanındaki de manken karısı Merve. Arif çok kıskançtır efendim. Merve bikini çekimi yapınca Arif delirdi. Evet komiserim, yani ben biraz delirdim o ara. Yani elimden bir kaza çıkacaktı. Komiserim, bakmayın böyle durduğuna. Arif'in bir iki tahtası eksiktir. Baktım Arif arıza çıkaracak. Kimseye bir zarar vermesin diye çekimleri durdurmak istedim efendim. Ve böyle bir yöntem buldum. Ben ne yaptımsa komiserim, bu iki güzel insanı, bu aileyi kurtarmak için yaptım komiserim. Vallahi kamu görevlisinin kılığına girmek büyük suç. Komiserim, elinizi ayağınızı öpeyim. Ne olur yalvarıyorum. Komiserim. Ne yapıyorsun? Dur ya, dur. Arkadaşlar, siz bunlardan şikayetçi misiniz? Aman komiserim, olay büyümesin de vallahi firmaya rezil oluruz sonra. Bakın bu sefer affediyorum. Ama bir daha gelirseniz karşıma affetmem, direkt içeri atarım sizi. Sağ olun komiserim, sağ olun. Çok teşekkür ederim komiserim. Gerçekten sağ olun. Ben bütün karakoldaki ekip arkadaşlarımızdan da özür dilerim. Yani Hayri abicim, senden de çok özür dilerim. Ay oley ya. Artık olay tatlıya bağlandığına göre tekneye gidip çekim yapabiliriz. Gün de daha bitmedi değil mi? Valla Merveciğim, seninle daha fazla uğraşamayacağız. Kusura bakma. Kocan döver möver. Hadi eyvallah. Komiserim iyi çalışmalar. Hadi iyi günler. Be kardeşim, şöyle konuşun canımı yiyin ya. Ya siz ne yaptınız ya? Yeniden dövdüğüm meslek hayatımı bitirdiniz. Ama bugün biten tek şey benim meslek hayatım değil. Sizi de bitirdim. Gelin buraya. Bir dakika. Bir dakika canım. Hayır. Merve neredesin ya? Merve. Oğlum ben hiç yaklaşıyor musun? Komiserim ne olur bir şey. Bir dakika.